Beşinci eserimiz Mehmet Arif Vural hocamıza ait Armudi İstiflenmiş sülüs bir eser. Herkesin bildiği ve hayırlı işlere başlarken okuduğumuz bir dua. Rabbi yesir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr ve bihi. Yani Rabbim işlerimi kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim işlerimi hayırla sonuçlandır diye has sanatkarlarının çokça yazdığı bir dua. Fatih Hocam paylaşabilir misiniz? Tabii Ben ki. paylaşırım ama siz üzerinde oynayamadığınız için o problemi aşmak adına. Açıyorum. Evet, Evet. güzel bir çalışma. Yani bu akşamki eserler içerisinde en dikkat çekici olanı. Arif hocamızı tebrik ediyoruz. Eline sağlık. Ben sadece takıldığım bazı hususları istişare babında burada işaretledim. Bu kırmızıyla görmüş olduğunuz çizgiler birbiriyle paralel olan çizgiler. Yeşil çizgi ise paralel olması beklenirken bunlardan farklı bir eksende olan çizgi. Burası biraz gözüme takıldı. Onun haricinde temmim kelimesindeki iki mim arasındaki boşluğun az olması biraz gözüme takıldı. Ve bihi'deki H'nin aşağıya çok düşmüş olması rahatsız etti. Biraz daha yukarıda bitebilirdi. Genellikle bu şekilde yessir kelimesini pek görmüyoruz. Yani alışılmışın dışında bir yessir. Eski hattatlar bu tarz bir keşide yaptıklarında yükselen bir B harfi, bir diş falan yapıyorlar. Yani böyle sin diş gibi bir diş pek yapmıyorlar benim bildiğim kadarıyla. Yani şu alttaki çizgiyle sinin alt çizgisi arasında mesafenin fazla oluşu burada bir yükselme hissiyatı bırakıyor. Fazla bir yükselme hissiyatı bırakıyor. Onun haricinde değişik farklı bir kompozisyon olarak Rabbi Esirler silsilesine eklenmiş bir eser diye yorumluyorum acizane. Eyvallah. Savaş Hocam. Evet, benim imlecim görülüyor mu şu anda? Hocam siz paylaşırsanız, ha görülüyor. Ha, görülüyor mu? Biraz önce görülüyordu hocam. Ben Değil mi? çıktım Savaş Hocam. Ha. Siz buyurun hocam. Neyse. Ben Sesini yok hocam. hocam tekrar paylaşırsanız. Evet. Ben de ha, şu pardon tamam varmış. Arif tebrik ediyorum. Tabii kendisi büyük bir mütevazilik örneği olarak böyle bize istişareye sunmuş. Biz bu istişareyi eleştiri gibi değil de hani hattatların, usta hattatların birbirlerine sordukları böyle detay ve görüş alma, mütalaa etme şeklinde değerlendiriyorum. Bu da güzel bir şey tabii. Yani hepimiz böyle şeyler yapabiliriz zaman içerisinde. Arkadaşlarımıza yaptığımız kompozisyonları gösterip ya bir şey görüyor musun, işte ne görüyorsun, söyler misin şeklinde samimi bir şey olabilir. Tabii şu ana kadar söylediğim kompozisyondaki homojen dağılıma güzel bir örnek gördüğünüz gibi. Bütün dağılım homojen olarak yerleştirilmiş. O bakımdan çok oldukça güzel bir şey. Tabii Fatih Hocam'ın önerilerine, direktiflerine katılıyorum. Ama burada yer müsait mi değil mi onu tam şey değil ama hani çok da fazla belki bana şey gelmiyor o. Hani mecburiyetten yapılmış çünkü. Pek aksamasa da şey değil. Benim söyleyeceğim bir iki nokta var ama bu söyleyeceğim noktalar keyfe keder şeyler. Çok detaylar. Yani artık işin hani hocalar böyle kuvvetli talebelerin üzerine daha fazla giderlermiş. Onlar daha iyi yetişsin diye. En zor soruları onlara sorarlarmış. Acemi çocuklara daha basit sorular sorup geçiştirirlermiş. Onun için ben şimdi usta hattat olarak Arifçiğimin şeylerine benim takıldığım şey şu. Mikrofonu açıp Ayın harfinin kapatabilir mi hocalarımız dışında? Evet.
ayın harfinin üstteki yay kısmı çok çok düz, biraz daha böyle bir yaylı olması gerekiyor bence. Ondan sonra şu dişle bu diş, hatta bu dişle de bu dişte bir birbirinden aykırılık görüyorum biraz. Yani yapıları aynı olması gerekir bir parça. Özellikle bu kişi deyip gelip buraya dönerken belki tam şurası birazcık incelebilir şuna benzemesi için. Böyle bırakıp sonra kalemi buraya koyup devam ediyoruz malum. Kalemin buradaki konma hareketi belli değil. Burada belli, bakın. Burada belli, burada da belli. Ama burada belli değil. Burada sanki kalem böyle gelmiş, devam ediyormuş gibi. Orada bir sim dişi güzelliği birazcık kaybolmuş gibi geldi bana. R'nın bu altı sanki şu başına göre çok ağır. Burada kalem kalınlığı tamam normaldi. Acaba uzun yapıp daha mı kalınca mı gelinebilirdi diye düşünüyorum. Orada yer var yok tabii, o da bir problem. O biraz dikkatimi çekti. Buraya katılıyorum aynen. Şu alışın, şu içerideki şu çizginin tam bir dairedir burası. Burası çok böyle sola doğru gelmiş. Halbuki buradan sonra belki şuradan alıp, hatta biraz daha sağdan alıp daha bir daire hareketi yapıp ondan sonra buna geçirip ondan sonra bunu da böyle biraz daha harmanlı dönebilirdi. Bu çok bence dümdüz gelmiş. Biraz daha harmanlı döndürseydi Arifciğim çok daha tatlı olurdu gibi düşünüyorum. Benim düşüncem tabii bu. Onun dışında gayet güzel. Bir de Arif'e şöyle bir şey sormuş olayım. Kendi arkadaşlara da soruyorum. Emin değilim çünkü bu lam elif konusunda. Lam'ın elifi kısa kalmış ya, bu elifi şartıyla olabilir miydi diye de bir tereddüdüm var. Tebrik ediyorum kendisini. Gayet güzel bir çalışma. Belki ileride kendisi de bazı değişiklikler yaparak bunu tekrardan yazma şansı da olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ali hocam. Arif hocamı selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocalarımın mutalalarına katılıyorum. Bir mutalam var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn diyor. Tekrar ve bihi diyor. Bunun ben mesnedini bulamıyorum. O ve bihi'yi iptal ederek Arif hocam tasarımı tekrar gözden geçirse, çünkü onun hiçbir anlamı yok. Yani zamir nereye gidiyor? Merceği yok o zamirin. Ve bihi'deki zamiri de kastediyorum yani. Yani dolgu malzemesi olmadan bu eserin yeniden bir gözden geçirilmesi iyi olur diye düşünüyorum. Hocam tercüme ederken de dediğiniz gibi zamirin nereye gittiğini bilemediğimizden orayı tercüme etmedik hocam. Aynen aynen yani. Ya eskiler yapmışlar genellikle yani içlerinden gelerek, yani bir dolgu malzemesi gibi düşünmüşler. Yine onunla manasına da Allah'a gider de kesin o yöne gönderirler. Veya besmeleye gider ve dua ile beraber olsun manasına. Ancak şey olarak yani dil kurallarına uymuyor. O vebihinin oraya eklenmesi. Evet. Adıyla anlamında gibi sanki. Bir hattatımız da bunu şey yapmış. Nazmen tercüme etmiş. Türk Hattatları kitabının sonunda var. Kolaylat Rabbim güç olmasın, tamamlat Rabbim hayırlısıyla diye. Benim hoşuma gitti. Onu da paylaşarak, eğer Necmi hocam ve diğer hocalarım ve katılımcı arkadaşlarımız izin verirlerse ben izin almak istiyorum. Çünkü oturmaktan çok yoruldum. Yani bugün bizim 12'de hadis dersi vardı. 1.30'dan 3.30'a kadar hat dersi vardı. Ondan sonra bir 4'te tekrar oturduk 6'ya kadar. Şimdi benim biraz kalmadı yani tahammülüm. Bütün söylediklerinize katılıyorum. Bu defa bana şu anda tabii başlayalı 1 saat 7 dakika oldu bu derse başlayalı. Evet. Fatih hocamın teklifi olarak 45 dakikayla sınırlandıralım demişti ama tabii 45 dakikayla
biteceğe benzemiyor. Hocam 1,5 saat olarak en son görüşmüştük. Evet. Tabii ki katılım falan ilk program olduğundan dolayı biraz... Benim hatırımda kalan 45 dakikaydı. Ziyanı yok yani. Gecikme ondan oldu hocam. Katılım... Devam edebildiğiniz kadar edin. Bence problem yok ama bana izin talep ediyorum. Estağfurullah hocam. İnşallah önümüzdeki programlarda daha fazla katılırız biiznillah. Eyvallah hocam. Akşamınız hayır olsun. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar. Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben Allah cümlemizden gitmeden, razı olsun. Arif hocamı dinlesek hocam daha hemen çok kısa hemen dinliyoruz acaba, dinliyoruz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok kısa Arif hemen. Arif hocamı dinliyoruz. Şimdi üstad bu Vebihi konusunu zaten değinmemiş olsaydınız gerçekten diyecektim ya bu acaba neden değinilmedi diye. O aslında baştan beri benim şeyimde olan bir şey fakat dediğiniz gibi biraz dolgu malzemesi gibi burada istifin tamamlanması noktasında bunu kullanmak durumunda kaldım. Onu öyle izah edeyim. Diğer taraftan Savaş abinin bu Savaş hocamızın bu lam elifin elifinin yukarıya doğru çıkması meselesini ben yaptım. Şu anda yeni bir tasarımda o yukarıya doğru çıktı ve daha da güzel oldu. Onu da hemen ifade etmiş olayım. Savaş hocam çok teşekkür ediyorum. Yani bu demin biraz bahsettiğiniz sindişlerindeki hassasiyetinizi de çok canı yürekten katılıyorum. Olabilir. Bu B'den yani Yesir'in yerden sine geçme uygulaması da yok. Fatih hocamın dediği gibi pek yok böyle bir uygulama. Ama burada ben şöyle... Yani yazı imlasına aykırı olamayacağını düşündüğüm için bir de burada bu istifin tamamlanması noktasında da oraya oturması noktasında böyle bir tasarrufta bulunduk. Bir de bunu müstakil baktığımızda çok absürt duruyor aslında. Yani o duruş yukarıya doğru çıkış Fatih Hoca'nın dediği gibi iyi durmuyor ama istifin içerisinde baktığımızda tamamlayıcı bir unsur olarak göze çarpması söz konusu. Arif hocam yerine yakışmış. Ben beğendim. Eyvallah. Ya o benim içime öyle sindiği için onu o şekilde tasarrufla şey yaptım. Evet. Burada hiç hata yok yani. Hiç gayet güzel. Estağfurullah. Bu diğer Fatih hocamın dediği o paralellikler, o aradaki milimetrik mim ile mim arası filan o kadar milimetrik çalıştım ki yani artık yer kalmıyor. O paralellikler mesela o şey hayrın rası biraz yukarıda olsa diğer temmimin mimi ona değmiyor. Hatta biraz uzattım bile onu. Değmesini ben istedim, arzu ettim. Öbür türlü olduğu zaman değmiyor. Temmim de azıcık, hatta daha doğrusu temmimi biraz o mimin şeyini yukarıya aldım ki hafif değsin diye böyle filan. Ya böyle ince ince ayarlar yaptım. Ya belki göze şey gelebilir ama yani bu ince ayarlar neticesinde tabii bu daha da şey olabilir. Ve ben üç hocamıza da çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel değerlendirmeleri yaptılar. Yapıyorlar da kendilerine ve bütün arkadaşlara da ben cesaretle böyle yazılarının değerlendirilmesi hususunda ben kendilerine şey yapıyorum. Yani Arifciğim. Evet buyurun. Arifciğim bir şey daha böyle dığdının dığdısı olacak gerçi ama sen usta hattatsın yani bunları yaparsın. Şimdi büyüttüm gördünüz herhalde. Şurası var ya şu açı şu gelişimin evet. Öyle değil de şu alttaki nokta şuralarda olması lazım. Yani daha böyle kalemlik olacak biraz daha orada. Evet. Kalem daha böyle daha dikeye yakın. Evet. Doğru. Sola doğru evet. Biraz daha yatık olmasında fayda var. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Şurayı da birazcık açarsan evet. Şu Yesir'in tırnağı var ya şu. Eyvallah. Şu tırnak. Eyvallah. Görüyor musun şu işaretin şurası? Görüyorum. Eyvallah. Şurayı birazcık da aşağı açarsan şurada ya işte yaklaşmak. Detayı yani çok ince şeyler. Küçük olduğu için orası küçük yapmayı tercih ettim. Yani biraz da böyle. Yok küçük yapabilirsin yine de. Biraz daha böyle açık. Eyvallah. Tamam. Sanki daha tatlı olacak. Eyvallah. Arif hocam, Fatih hocamın dediği gibi Rabb-i Yesir arşivine bir eser daha kattınız. Eyvallah. İnşallah öyle olur. Gerçekten çok güzel, harika bir eser olmuş. Estağfurullah. Yıllarım da daha harika olması için o güzel değerlendirmelerini yaptılar. Siz de bunun için zaten sağ olun katıldınız.
Tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hocam 6. esere geçelim. Ali hocam Allah razı olsun sizlerden. İnşallah bir dahaki programda devam edelim. Oldu hocam. Allah cümlemize razı olsun. Eyvallah. İnşallah hocam. Bismillah. İnşallah. Hoş olsun Ali hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam hocam. Ve rahmetullahi berekatuhu. Ali hocam rahatsızdı biraz da, sağ olsun kırmadı bizleri. Bu ilk programda olmak istedi, sağ olsun. Savaş hocam 6'yı açalım isterseniz. Peki. Altı hangisiydi? Şu muydu? Evet hocam. Herhalde o altında, çünkü 6 yazıyor. Öyle gözüküyor. Yok, bu 8'miş. 8 mi? He, o zaman Besmele mi hocam 6? Şu Talip Besmele olabilir hocam. İkinci. Şu mu? Evet, o olabilir hocam. Ha, bu şikeste. Ha, evet, şikeste hocam, evet. Bunu yazan acaba İranlı olabilir, Türk olabilir mi bilmiyorum. İranlı mıdır, Türk müdür? Mahfuz hocam şimdi, onlar. Evet, şikeste yazıyı, yazı konusunda benim bir çalışmam yok. Onun için bu noktada benim görüşlerim yerine oturmayabilir, yani onu öncelikle bahsedeyim. Ancak bir grafiker olarak lekesel değerlerden bahsedebilirim ama yazı anatomisi itibariyle, kuralları itibariyle pek fazla bir bilgim yok. Şuradaki sıkışıklık biraz olumsuz geldi bana. Onu söyleyebilirim ancak. Onun dışında görüş ifade edemeyeceğim çünkü kendi konum değil. Yani talik yazıyorum gerçi ama şikeste bambaşka bir yazı tabii. Onun kendi içerisinde kuralları var. Şimdi ben burada yanlış gibi görürüm, doğrudur veya da tam tersi doğru olarak gördüğüm bir şey de yanlış olabilir. Onun için eğer aramızda şansımız varsa o bize fikir verebilir. Evet, Ali Toy hocam inşallah hocam katılacak hocam. Bu konuda çalışmaları var mı? Ama dediğiniz gibi Fatih hocam, sizin bir değerlendirmeniz varsa. Ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Şimdi esere bütün olarak baktığımız zaman bütün çizgilerin, bütün harflerin ve unsurların ortak bir hedefe kilitlenmesi ve bir gayeyi inşa etmek üzere bina edilmesi, yola bu maksatla çıkmış olması gerekiyor. Bu esere baktığımız zaman, evet, şikeste az yazılan bir yazı bizde ama bununla birlikte bir sanat eseri olarak değerlendirirken bütün estetik kriterlerini göz önünde bulundurarak değerlendirmek durumundayız. Ortadaki o Savaş Hocam'ın da bahsettiği çarpı işareti gibi olan bu sıkışma rahatsız ediyor. Yine anatomilerde şimdiye kadar yazıla gelen şekliyle değil de belki ufak tefek müdahalelerle bu yazı geliştirilebilir. Bu tabii bir kişinin başaracağı bir şey değil. Onlarca kişi, yüzlerce kişi bu nevi yazılarda da uzmanlaşmaya çalışırsa zamanla, belki 10 yıl, belki 100 yıl içerisinde, belki daha fazla, bu yazılar çok daha olgun bir noktaya erişebilir. Biz tarihte olduğu gibi, olduğu haliyle bırakmak tehlikesinden kendimizi muhafaza etmeliyiz. Her yazının üzerinde çalışan yüzlerce insan olmalı. O bakımdan şu anki hat gidişatını Türkiye'deki hat sanatının ilerleme seyri açısından yeterli bulmuyorum şahsen. Belli yazılara kilitlenilmiş durumda. Biraz daha ekonomik düşünülüyor, daha ticari düşünülüyor. Hatta bazen daha popülist düşünülebiliyor. Ben hat sanatındaki bütün yazı çeşitlerinin kendine has bir güzelliği olduğunu her zaman söyleye geldim. Ama eğer bir eksiklik varsa, nasıl ki diğer yazı çeşitlerinde zaman zaman üzerine gidildikçe daha da gelişmeler olmuş, 100 yıl, 300 yıl önceki halinden bambaşka bir veçheye bürünmüş, aynı şeyin şikeste hattı için de, muhakkak ve reyhani hatları için de veyahut başka unutulmuş, ihmal edilmiş hatlar için de geçerli olduğunu düşünüyorum.
Mesela Türkiye'de bir mağribi hattının yazılmayışı büyük bir eksiklik. Biz onu şu anki haliyle değerlendirerek mağribiyi bir takım yönleriyle kusurlu bulursak, o yazıyla ilgilenmezsek bu yazı gelişemeyecektir. Ama bu riski de fazla kimse göğüslemek istemiyor. Herkes en çok tutulanın üzerine gitmek, orada uzmanlaşmak istiyor. Halbuki bu konularda bilinçli koleksiyoncular, bilinçli kurumlar vasıtasıyla bu yazılarda geliştirilebilir. Bir takım fakülteler, bölümler, resmi kurumlar, vakıflar veya özel gayretler, şahsi gayretler neticesinde bu yazıların üzerine gidilebilir. Yine Osmanlı, malumunuz Celi Talik'i de İran'dan alıp olduğu gibi kullanmamış. Yüzyıllar içerisinde geliştirerek bambaşka bir görünüme kavuşturmuş. Çok daha estetik bir hale sokmuş. Şikeste hattının da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve buradan birçok şeyler çıkabileceğine inanıyorum. Eğer çalışılırsa bu besmelede belki başlangıçlardan biri olsun. Türkiye'de bazı arkadaşlarımız deniyordu bunu, yazıyordu şikeste hatları. Belki de bu arkadaşlardan birisidir bu. Yani kendisini böyle ihmal edilen bir yazıyı yazdığından dolayı tebrik ediyorum acizane. Eyvallah. Efendim burada mesela besmelenin B harfi sağ biraz fazla yatmış bizim alışık olduğumuz talik hattına göre. Bunlar değiştirilebilir mi? Yani bu bir teferruat ama her türlü detayın üzerine birden fazla hattat giderek bunları geliştirebilir. Burada iki tane H harfi var. Bu iki H harfini incelediğimiz zaman birbirinden anatomik olarak farklı olduğunu görüyoruz. Bunların da detaylarına inilerek çalışılması gerektiğini düşünüyorum. O bakımdan az yazılması, o yazının terk edilmesi, yazının estetik olmayışından dolayı değil de üzerinde fazla yoğunlaşılmayışından dolayıdır. Söyleyeceklerim bu kadar. Eyvallah. Hocam eser hakkında sahibi söz kullanabilir, değerlendirme yapabilir, soru sorabilir. Evet, 7. esere geçiyoruz hocam. Yine imzasız dikdörtgen, istiflenmiş, sürüs bir eser. Müzemil suresi 20. ayet-i kerimenin sonu. Başka ayet-i kerimelerin de sonunda aynı ibareler geçiyor. İnnallâhe gafurun rahim veya gafurur rahim, tecvitte okursak, şüphesiz Allah gafur ve rahimdir. Fatih hocam açabilir misiniz? Açmışsınız. Savaş hocam açmış. Evet Savaş hocam. Buyurun hocam. Savaş hocam. Hocam sesiniz gelmiyor. Sesinizi kapattınız mı acaba? Benim sesim geliyor mu? Sizin geliyor hocam. Aslında Savaş hocam paylaştı ama tekrar paylaşacak herhalde. Sesim kapanmış. Niye kapanmış anlayamadım. Evet hocam biz de onu merak ettik. Şimdi geliyor mu sesim? Sesiniz geliyor ama paylaşmışsınız biraz. Kapanmış kendiliğinden zannederim. Tekrar paylaşırsanız hocam. Paylaşayım mı tekrar? Rica ediyoruz çünkü giremedik yazıyı. Peki. Peki. Geldi mi? Bekliyoruz hocam. Geldi mi yazı? Gelmedi. Gelmedi hocam. Ama sesim geliyor değil mi? Geldi hocam. Şu an geldi. Gelme. Şu an evet. Geldi mi? Ha. Geldi. Şimdi zannederiz. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Sesim geliyor mu? Geliyor. Zannedersem bu yazıyı arkadaşımız bilgisayarda yazmış da olabilir. Öyle bir hava var çünkü. Bilgisayarda çizmiş olabilir. Kalem hareketi belli değil ve yani
çizgilerin gidişinden bunun bilgisayarda yazıldığı anlaşılıyor. Bu arkadaşımız için de daha önce de geçti benzer bir tabir kullanacağım tabii haliyle. De olsa gerek. Harp oluyorum. Ama istif olarak yani aslında kötü bir istif değil, güzel bir istif olabilir. Her ne kadar ikinci elif çok kısa kalsa da biraz uzatabilirdi vesaire gibi tenkitleri bir tarafa bırakırsak istif olarak yani böyle bir istif olabilir ama harflerin anatomileri oldukça zayıf gözüküyor şu anda. Tahmin ediyorum ki yeni başlamış bu işe arkadaşımız veyahut da bilgisayarı kullanarak böyle bir takım şeyler yapmak istiyor olabilir. Kaligrafide gerek hatta gerekse Latin kaligrafisinde arkadaşlar. Özellikle Latin kaligrafisinde bilgisayar hemen hemen hiç çizilemez, olmaz, mümkün değil. Yani şu anki şeyler yapacak şey değil. Hat sanatında da kontür çizmek suretiyle dijital ortama aktarılıyor. Fakat kontürü çizebilmek için de çok iyi ve çok iyi bir usta hattat olmak gerek, yetenek gerektiriyor kontürleri çizmek bilgisayarda. Onun için bu arkadaşımıza benim tavsiyem öncelikle hat sanatındaki kuvvetini ortaya koysun, güçlendirsin yani kendisini geliştirsin. Ondan sonra çizerse çok daha iyi olur düşüncesindeyim. Çünkü burada bakın mesela burada köşe olması gereken yerler yuvarlak olmuş. Ne bileyim işte dönüşler incelmiş. Burada çok aşırı kalın, burada çok ince. Kalınlıklar arasında nispet yok. Vavların gözleri işte yüz yuvarlak değil. Burada hafif tatlı bir köşe olması gerekiyor. Vesaire gibi bir takım aksamalar var. Onun için benim değerlendirmem bu şekilde. Yani öncelikle klasik eğitimine devam etsin. Harf anatomilerini iyice tamamlasın. Ondan sonra tabii ki bilgisayarda bunları kontür halinde yaptığı kompozisyonları çizebilir. Onda hiçbir sakınca yok. Çünkü bazen hat uygulamaları dijital ortamda basılacak olabiliyor vesaire oluyor. Böyle bir çizime de ihtiyaç var. Benim diyeceklerim bu kadar. Fatih Hocam ne der bilemiyorum. Buyurun hocam. Evet, katılıyorum hocam ben de. Fakat burada kalem tabiatı oldukça zarar gördüğü için, yani elden çıkmış bir yazı gibi durmadığı için çok fazla kayda değer bulmuyorum bu çalışmayı. Bir istiften de söz edemeyiz. Yani burada öyle herhangi bir ciddi anlamda kompozisyon, espri vesaire hiçbir şey yok. 4 tane kelime yan yana yazılmış. Herhangi bir riske girilmemiş. Kısa ibarelerde tasarım yapmak çok daha zordur. Çünkü vurucu bir şey yapmanız lazım. Yoğun bir ibare varsa onu zaten girift bir kompozisyon yaptığınız zaman cazip bir eser haline getirebilirsiniz. Hatta ve hatta harf bünyeleriniz bozuk olsa dahi hattan anlamayan kişiler etkilenebilirler bu kalabalıktan dolayı, giriftlikten dolayı. Ama böyle bir çalışma yapılacaksa, 3-4 kelimelik bir istif yapılacaksa, bunda gerçekten çarpıcı bir espri yapmak gerekiyor. Yani bu çalışmanın ne çarpıcı bir tarafı var, ne uzun bir emek mahsulü. Bunları daha da olgunlaştırdıktan sonra bu platformlara gönderirsek daha iyi olur. Hele hele bilgisayara bu aşamada hiç başvurmamak gerekiyor. Eğer öyle bir şey varsa tabii emin değilim. Biraz daha meseleyi ciddiye almak, burada izleyicilerin vakitlerini de işgal etmemek gerekiyor. Daha yeterli çalışmalar bekliyoruz doğrusu. Eyvallah. Evet, bu eserle alakalı görüşünü söyleyecek varsa. Evet hocam, geçiyoruz. Ekrandan hocam, Savaş hocam olabilir misiniz? Diğer esere geçelim. Savaş hocam. Necmi hocam.
Necmi Hocam, çok özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Savaş Hocam bilgisayar çalışması şeklinde dedi. Doğru, ben de doğru diye düşünüyorum. Çünkü oradaki mesela trifillere, ötrelere, hareketlere bakıldığında mesela onun tıpatıp aynısı olduğundan hani bilgisayar çizilmesin, yapılmasın anlamında değil hocalarımızın da dediği aynı şey ama öncelikle kalem hareketini kendisi bizzat Kamış'la olgunlaştırdıktan sonra o çizim yapabiliyorsa çok daha isabetli olacağı düşüncesindeyim. Ben de aynı kanaatteyim aslında yani. Kusura bakmayın, bunu söylemek istedim. Eyvallah, teşekkür ederim. Estağfurullah. Tabii, tabii. Teşekkür ederiz. Hocam 8. eser yine Erzade Yurdagül hocamıza ait, imzasız ama ismini söylememi zaten kendisi söylemişti. Dikdörtgen çift satır istiflenmiş sürüs bir eser. İstanbul üzerine söylenmiş güzel sözlerden. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Fatih Hocam paylaşırsanız. Fatih Hoca çıktı mı acaba? Fatih Hocamın sesi. Hocam buradayım. Hocam paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Paylaşmanızı bekliyoruz hocam. Kusura bakmayın. Sekizde kaldık herhalde. Yedi mi? Sekiz hocam. Evet, o. Sekiz. Tamam. Ben mi başlıyorum efendim? Buyurun hocam, siz başlayın. Siz başlayın. Evet, ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar, güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Necip Fazıl Kısakürek. Şimdi geliştirilmesi gereken bir çalışma, en azından elle yazıldığı için önemli tabii, bilgisayar çalışması değil. Harf bünyelerinde sorunlar var, ölçülerde bir takım sorunlar var. Mesela olmaz derken lamla mim arasındaki mesafe biraz dar olmuş. Burada mor çizgilerde görüyorsunuz. Gibi derken derinlik biraz fazla olmuş. B harfinin derinliği. Dal harfinin bu baş kısmı son sanki bir noktadan fazla uzun duruyor. Dal genel olarak büyük duruyor. Ra'da da o şey var. Yani biraz daha toklaştırmak lazım burada harfleri. Bazıları hariç genelini toklaştırmak gerekiyor. Ra harfinin zülfesi çok uzun olmuş. Bu kısa olan çizgilerde zülfeyi ona orantılı olarak kısaltmak gerekiyor. Ana gibi derken elif için bir met işareti olursa daha iyi olur. Zaten yerde müsait. Burada güleni kelimesinde vav harfinin kuyruğu çok yükselmiş. Şu mor çizginin oralarda nihayet bulmalı. Şöyle derken Y harfinin arası bir noktaya geçmiş. Yani ne tam keşide var ne de normal ölçüsüyle yazılmış. Arasatta bir ölçüyle yazılmış. O tip şeyleri pek doğru bulmuyoruz. Şöyle derken yine H harfinin inişi çok düz olmuş. Burada bir kavis gerekiyor. Ayın harfinin kaşı sivri olmuş. Ağlayan derken Y harfinin elifle arasındaki mesafe yine fazla. Burada da keşide var mı yok mu belli değil. Bu tarz şeylerden kaçınılmalı. Üst kısım dönerken çok sert dönmüş. Biraz daha yumuşak bir dönüş istiyoruz burada. B ve Y geçişlerinde genelde sorun yaşanıyor. Neredeyse usta hattatların bile takıldıkları yerlerden birisi bu B'den Y'ye geçiş. Yani şu iniş çizgisi, yağ çanağına iniş geçiş çizgisi çok hassas özelliklere sahip. Onu tekrar tekrar incelemek gerekiyor. Burada ciddi bir problem var. Efendim yine küpte problem var. Bahtiyar derken bu Y harfinin arasında iki noktaya geçen bir mesafe var.
Onun haricinde işte vav başlarında, vav gözlerinde, harekelemede, tırnak, tirfil yerleşimlerinde ele alınması gereken birçok detay var. Ağlayan derken bu ortadaki lam çok kalın olmuş. Onu dengelemek gerekiyor. Yani ana hatlarıyla söyleyeceklerim bunlar. Savaş hocamın da varsa diyecekleri. Hocam buyurun. Evet. Ben bu yazıyı arkadaşımızın bir eskiz yaptığı şeklinde yorumluyorum. Bitmiş bir levha değil de sanki biraz böyle bir istif eskizi yapmış, denemesi yapmış gibi görüyorum. Çünkü harflerin anatomileri tam olarak detayları falan yok. Bir de hani tasdik de edilmemiş. Kendisi de zaten söyleyecektir. Evet, belki ben bunu eskiz olarak yaptım şeklinde. İstif kompozisyon noktasında gelişmeye müsait ve bir kompozisyon anlayışı var arkadaşımızın. Kendisini o bakımdan tebrik ediyorum. Tabii aksayan yönler yok mu? Var tabii ki. Mesela ağlayanın, yeğsinin bu şekilde olması pek hoş. Ne bileyim, Fatih Hoca'nın da söylediği yerlerde aynı şeyler söz konusu. Ama genel itibariyle yapısı var arkadaşımızın. Çalışırsa güzel istifler yapabileceği kanaatindeyim. Ama tabii harflerin anatomisi istifen biraz daha geri kalmış durumda şu anda. Ama yok, bu eskizdir hocam, ben harflerin çizgilerine dikkat etmedim o kadar. Sadece bir istif denemesi yaptım diyorsa tabii ki o zaman başka türlü değerlendirmek lazım. Bir de çizgiler tabii titrek olmuş, güçlü değil. Titrek çizgilerle dönmüş. Onlara tabii esas yazıya geçtiği zaman orijinalde dikkat etmesi lazım. Burada mesela benim dikkatimi çeken işte şundan baba geçişte çok kısa bir mesafe var. Buradaki mesafe geniş, Fatih Hoca'nın dediği gibi. Bu dönüş buradaki sinden elife geçişteki dairesel hareket tam olmamış. Dal harfinin alt kısmı kambur olmuş vesaire gibi tabii ki hatalar var. Eliflerin duruşu, elifler çok zordur biliyor musunuz? Yani yukarıdan aşağı inen bir çizgidir elif ama o kadar estetiktir ki hafifçe bir S hareketi vardır. Fakat o S hareketi çok tatlı yapılması lazım. Zülfenin ona konması, zülfenin açısı, zülfenin büyüklüğü ve denk gelmesi, elifin en sonundaki kuyruğunun bitişi böyle sipsivri değil, hafif bir dönüş olacak. Onun kıvamını ayarlamak çok zordur. Hani hattatlar eskiler bir hattatın gücünü vav harfinden anlarlarmış ama bence elif harfi vav'dan çok çok daha zor bir harf. Onun için yukarı doğru çıkışlı olan elifler ve lamlara çok dikkat etmek lazım. Tabii yazıya böyle bir de yatay bakmak lazım. Eliflerin, lamların çıkışındaki o çıkış hareketinin kambur veyahut da dalgalı olmamasını sağlamak için. Şu anda onlara bakamıyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla tabii çok hassas çalışmak lazım. Mesela böyle veyahut da ağlayan derken yukarı çıkıp tekrar inen lam harflerinde ağlayanda ve şuradaki böyle kelimesinde çok fazla. Buradaki nispeten daha iyi fakat bu defa da şurası kalın, buralar çok incelmiş. Aradaki fazdır. Burada bayağı bariz bir şekilde farklı olmuş. Burada ise tamamen kalın olmuş. Mesela bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Tamamen kalın olmuş. Neden? Yukarı çıkmış sonra sola doğru gelip ondan sonra aşağı indiği için iki kalınlık sanki gibi olmuş. Şuradaki bakın, ben tabii büyütemiyorum. Büyütebilecek miyim bilmiyorum buradan. Yok, büyütemiyorum. Fatih Hocam paylaştığı için. Tamam. Şuradaki bilmiyorum görüyor musunuz?
şuradaki uzunluk, yani burası tam kalem kalınlığıdır. Halbuki kalem kalınlığından fazla olmuş burası. Bakın kalem kalınlığı şu ise eğer ki bu noktalardan da belli. Hocam burası siz, daha hocam, fazla olmuş. Sizi yani, göremiyoruz. Bizim paylaşmanızı gerekiyor mahsus için. Ben çıkayım mı Savaş Hocam? Beni tabii göremiyoruz. Çıkmama gerek doğru. Var mı? Peki. Yani bir yani bilmiyorum detay bir şey ama onu da yani görmek isteyebilirse arkadaşımız kimse bilmiyorum. Sadece onu da söyleyip bitirecektim zaten. Savaş Hocam peki. Bu nispetler konusunu evet. Da söylersek mesela dal harfinin içerisi biliyorsunuz 4 nokta. H evet, harfinin üst kısmı 5 nokta. Şimdi baktığımız evet. Zaman dal H'dan daha büyük görünüyor. Evet. Büyük yani olmuş. Harfleri birbirine nispetlemek de evet. Önemli. Evet. Şeye ne diyorsunuz? Bahtiyar kelimesindeki R'nın aşağıda olması sizce sakıncalı mı? Evet. Onu söyleyecektim. Vazgeçtim son an. Hani artık onu da söylemeyelim dedim ama üstte olsa daha iyi olur tabii. Daha iyi olur. Şifatta. Evet. Yani orada bir yukarı çıkıyor tekrar aşağı iniyor oluyor. O iş değil. Halbuki yapılabilir evet. Orada mümkün. Hem o zaman elif harfini de daha uzun yapma şansı da doğabilir. Bu belki mürsel bile olabilir R harfi orada. Evet. O şekilde yapılabilir. Hocam çok özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Savaş Hocam ben Yunus Tiryakioğlu. Hocam siz ekran paylaşımı yapmadan da Fatih Hocam'ın yazısı üzerinde yani paylaşmış olduğu ekran üzerinde hocam düzeltme yapabilirsiniz. Onu söylemek istedim. Evet hocam. Anotla Yunus Bey anotla yapıyordu hocam da ama hocam. Peki nasıl yapabiliyorum? Fare ile onu yapmak arzu etti. Hocam anottan yukarıdan alıyoruz ya. Ama şöyle hocam isterseniz şu anda ona girmeyelim. Fazla uzadı evet, biraz süre. Tamam, zaten evet, genel evet. Şeyler söyledik. Evet. Hocam yani bu yazanlar da var. Mesela imla noktasında ananın N harfinin yanında H yerine elif de olabilir. Bir de gibi yani orada Y olması. Gördünüz mü şu an ya çizdiğim şeyi? Yok yani şart değil. Yok hocam. Yok. Ama şart değil. Fatih. Gördünüz mü? Hocam yok, göremeyiz. Ancak çizerseniz görebilirim. Ha gördük hocam. Şu an gördük. Evet. Çizdiniz hocam. Gördük. Gördünüz değil mi? Gördük hocam. O çizgiyi hatta biraz daha kalın çizeyim bakın. Ağlayan'ın şeyini çizdiniz hocam. Lamını çizdiniz. Ha, bakın kırmızı çizdim gördünüz mü? Evet. Ağlayan'ın gördük. Lamının ama kayboldu yine. Niye kayboldu? Hocam biz görüyoruz. Ha ben de çekince kayboldu. O hem çiziyorum. Bakın çizdim. Şu anda gördünüz değil mi? Gördük hocam. Ha tamam şu an kaybolmadı. Bazen kayboluyor bazen kaybolmuyor. Evet. İnternet oranın genişliği fazla olmuş. Fazla olduğu için de kalın olmuş. Ağlayan'ın lamı. Eyvallah. Evet. Hocam Fatih Hocam ekrandan çıkayım mı? Dilerseniz son son eseri mi açıyoruz? Evet. Evet. Bu arada 67 hocamız bizi takip ediyorlar. Hocam ben daha önce evet eserle alakalı Meryem Suresi 64. ayet-i kerimenin sonu bu. Ve mâ kâne rabbuke nesiyyâ. Rabbin asla seni unutucu değildir şeklinde bir hocamız yazmış. Yalnız daha önceki eserle alakalı Erzade Hocam söz almak isterse buyursunlar. Hocam ben Savaş Hocam'a ve Fatih Hocam'a teşekkür etmek istiyorum. Sıkılmadan tek tek izah ettiler. Gerçekten Allah razı olsun, evet. Allah razı olsun o konuda. Muhtemelen söylenecek çok şey vardı. Eksik de kaldığını düşünüyorum. Bu akşam özellikle şunu da söyleyeyim. Benim için öğretici oldu. Bayağı bir öğretici oldu. Kendimce notlar da aldım. İnşallah bunun devamı gelir. Allah emeğimizi zayi etmesin. Allah razı olsun tekrar. Teşekkür ederim. Cümlemizden inşallah. Yeni terlerinizi bekliyoruz hocam. Hem sizlerin tekrar izlemesi hem de başka has severlerin, sanat severlerin izlemesi imkanına, hizmetine sunacağız. Savaş Hocam, çizgilerinizi silerseniz şeyden... Necmi Hocam, bunu ben çizmiştim. İsterseniz izah edeyim. Ondan sonra geçelim. Başka bir zaman. Değil mi? Müsaadeniz varsa. Buyurun. Peki.
Bir dakika ben... Her şeyden önce teşrifat bakımından bu yazıda bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Düşünüyorum daha doğrusu. Ve mekâne rabbüke nesiyya, böyle ortadan, üst ortadan başlamış ama alışık olduğumuz şekilde sağdan başladığımız için, üstten başlanabilir, alttan da başlanabilir ama sağdan başladığımız için burada bizim ilk okuduğumuz kelime rabbüke. Ondan sonra kâne, sonra vema. Yani bu teşrifat bakımından ciddi bir sorun olduğu için istifi baştan ele almak gerekiyor. Belki de yeniden kompoze edilirse onun üzerinden değerlendirme yapmak gerekiyor. Çünkü teşrifat sıkıntılıysa, çok ciddi bir sorun varsa onun harfleri şöyle olsun böyle olsun demeye gerek yok. İkincisi, hadi teşrifatın doğru olduğunu varsayalım. Kâne derken kef harfinin bu şekilde yazılması doğru değil. Yani böyle hiçbir örnek hatırlamıyorum ben. Keften sonra bir keşide araya vema gelmesi falan hoş olmuyor. Yine Rabbüke çizgisi, keşidesi, kânenin keşidesi ve vavın kuyruğu, pardon çanağı paralel olmayan çizgiler şeklinde rahatsız ediyor. Yani böyle ortada buluşan çizgiler burada gözü rahatsız eden bir formata bürünmüş. En büyük problemlerden bir tanesi de nesiyya kelimesinin imlası. Yani sine böyle alttan bir tutturma yapılması, sonra da böyle bir y harfinin yapılması hiç görülmüş bir uygulama değil. Zaten bu tarz sinin alttan tutturularak birleştirilmesine ben şahsen hiç taraftar değilim. Hatta bazen yarışmalarda falan bu tür eserler gördüğümüzde bunu direkt bir eleme sebebi olarak kabul ediyoruz. Savaş Hocam da şahittir. Evet. O akımdan yani harflerin detaylarına çok girmiyor. Yoksa mim harfinin dönüşünde problem var alt kısmında. Yani kef harfinde var. Sinin ikinci dişi özellikle çok büyük olmuş falan. O yüzden bu istifin yeniden alınması, ele alınması lazım. Kef sereni de çok düz olmuş. Biraz eklentilere değindiğinizde çok önemli bir problem. Ne zaman olabilir? Hani Sami Efendi de bazen görüyoruz. Evet. Bu şaz eklentilerin ne zaman caiz olacağı noktasında kısacık bir açıklama yapabilir misiniz? Şimdi onları tabii örnekler üzerinden yaparsak daha iyi olur ama. Evet, kısacık bir konu değil bu. Çok uzun bir konu. Yani gerçekten zaruret varsa ve yakışıyorsa yapılabilir. Hiç yapılmaz demek doğru değil. Çünkü tarih zaten o zaman bizi yanıltmış olur. Ama günümüzde bu moda oldu. Buna öne ayak olan isimler de, yani hatırı sayılan isimler olduğu için genç nesil örnek alıyor. Bence bu konularda biraz hattatların kulağına kar suyu kaçırmak gerekiyor. Özellikle gençlerin. Hatta biz bazen böyle yarışmalarda eleme yaptığımızda yurt dışından falan eserini niye elediğimizi soruyorlar. Biz de gerekçesini onlara söylüyoruz. Onlar da bize maalesef tanınmış bazı hattatlarından örnekler gösteriyorlar. Bakın falanca kişi yapmış, biz de ona bakıp yaptık. Veya falanca eser falan yarışmada ödül almış, biz de onu örnek aldık falan diyorlar. Yani bu konu böyle giderse nereye varacak bilmiyorum. Çünkü alttan tuttura tuttura istif yapılırsa artık harflerin birleşim kaideleri falan kalmayacak. İstif yapmak çok kolaylaşmış olacak. Bizim maksadımız kolay istif yapmak değil, aynı zamanda doğru istif yapmak. Yani konuşulacak çok mevzu var. Bunlar bizim için fırsat oluyor. O bakımdan gelen arkaları kırmak istemiyoruz ama onların şekini kırmıyoruz ama doğru ilerlemeleri için bunları hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Gönderdikleri için de tekrar tebrik ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Savaş Hocam. Evet, bu takma meselesi, yani harfleri birbirine takma meselesi böyle 3-5 dakikada konuşulup anlaşılacak bir mevzu değil. Bence belki sırf bunun için bir oturum yapabiliriz. Fatih Hocam'ın da söylediği gibi maalesef bazılarının yapması meşruiyet kabul edilir anlamına gelmemeli. Hatta daha da ileri gidelim.
eski yaptığı yanlışlıklar da meşru olmayabilir. Yani eskilerin yaptığı her şey doğru, her şey güzel, her şey kusursuz ve eleştirilemez diye kural yok. Onlar da bir insandı. Onlar da yanlış yapmış olabilir. Hatalı yapmış olabilir. Bunu bu gözle bakmak lazım. Bu eskileri tenkit anlamında değil, daha ilmi düşünme açısından önemli. Maalesef Latin yazısı kurallarına benzemeye başladı. Arap harfleri, kuralları, grameri giderek kayboluyor. Kişi istediği gibi, istediği kelimeyi oturtmak için, istediği yerden son derece ucube biçimde takıyor. Taktığı harfi, hatta geçen gün bir tane gördüm, artık ne diyeceğimi bilemedim. Hani eskiler bunu çok az ve çok özlü yapmış, tek bir harfi takmış. Bu arkadaşımız kelimenin ortasından kesmiş, taktığı harften sonra da iki harf daha var. O iki harfi bağımsız okuyorsunuz ama aslında bitişik bir harf. Yani ne olduğu anlaşılmayan karman çorman bir hale geliyor. Latin yazısına benziyor. Keyfi olarak istediğimiz yerden takma yapamayız. Genel kural şu: takma yapılmadan kompozisyon yapılması gerekir hat sanatında. Takma diye bir şey yok. Takma olayı eskilerden var. Muhakkak yazıda onun esprisine uygun olarak ve boru kefi olduğu zaman boru kefinden önceki bir tek harf boru kefine takılabiliyor. Nesih'te de bu biliyorsunuz var. Çünkü boru kefi çok özel bir harftir. Ve boru kefi kullanmak istediğiniz zaman mecburen yani boru kefini baştan takamıyorsunuz. Boru kefinden sonra harf geliyor. Ortada kullanmak istediğiniz zaman mutlaka mecburen takma yapılmak zorunda. Nesih ve muhakkak yazılarda bu böyle. Onda bir istisna, o genel kural. Ama bakıyorsunuz Sülüs'te bugün ya bir kişi bir kompozisyon yapıyor. Yani hiç abartmıyorum, 5 tane takma yapmış. 5 tane takma. Bir kompozisyon. Yani bu nedir? Latin yazısı mı yazıyorsunuz? Yani gramer denen bir şey yok. Allak bullak oldu. Ve ben şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Hat sanatı bu noktada dejener olmak üzere. Onu söyleyeyim. Yani bunu söylemek zorundayız. Kim, hangi usta hattat, kim ne? Burada isim önemli değil. Belki zaman içerisinde hepimiz de yapmış olabiliriz. Ama bunu ayyuka çıkarmamak gerekiyor. Bu çok önemli. Bu yazı içinde ben aynen Fatih kardeşime katılıyorum. Bu takma da yanlış. Bu harflerin yapısı vesairesi hepsi şey. Bir kompozisyon çabası var. Arkadaşımızın bir kompozisyon anlayışı var. Onu takdir ediyorum. Ama yanlış bir yolda gidiyor. Hem teşrifat bozuk, hem imlalarını yanlış yapıyor. Usule uygun olmayan ve güzel olmayan. Hani bazen tasarruf yapılabilir, yapabilirsiniz. Fakat o tasarrufu yapan kişinin imla kurallarını ve harfleri çok iyi bilen usta bir hattat olması gerekiyor. Eğer o ustalığı, olgunluğa erişememezseniz yaptığınız o tasarruf havada kalıyor, güzel olmuyor, estetik olmuyor yani. Biz estetik sanat yapıyoruz. O zaman belirli seviyeye ulaşmadan bu tür uç noktalara gitmememiz gerekiyor. Onun için bu istifi tekrar arkadaşımızın kurallara uygun olarak yazmasını tavsiye ediyoruz. Yani kanatlar olgunlaşmadan uçmaya kalkışılırsa aynen, bir tarafını kırabilir, düşebilir. Aynen, İhlal öyle olgunlaşsın, ondan sonra istediği ihlalleri yapabilir. Eyvallah. Hocam son eserimizdi. Yaklaşık 2 saattir. Allah razı olsun. Kıymetli değerlendirmelerde bulundunuz. Hocalarımız katıldılar. İlk programımızdı. Gerçekten çok başarılı geçti. 70'e yakın hocamız, 67 kişi takip etti. Eserlerini gönderenler dalı veya imzasız katıldılar. O sesi kapar mısınız lütfen? Çünkü YouTube'da yayınlanacak bu. Hani bir şey olmasın. Evet. Parazit gibi olmasın. Bir arkadaşımızın sesi açık galiba orada. Evet hocam. Çocuk sesleri falan geliyor da. Necmi hocam siz kapayabiliyor musunuz oradan? Hocam tamam, buradan ben baktım ona. Çok fazla kişi katıldığı için. Evet. Aşağıda bir yerdeymiş. Evet. Hocam gerçekten 2 saat çok ciddi bir enerji harcadınız. Güzel değerlendirmeler yaptınız. Bu arada şunu da anlamış olduk. Yani bilgisayar yazısıyla bir eserin katılımı olmayacak.
tasarım elle yazılmış olacak. Doğru mu söylüyorum Savaş Hocam? Evet, doğru. Elle yazılmış olacak. Evet. Tabii ki eserin kıvamı noktasında usta eserler de olabilir. Ustaya yaklaşmış eserler de olabilir. Her türlü tarz olabilir. Çok güzel değerlendirmeler bunları daha da güzel hale getirecek, kıymetli hale getirecek. Hocam sizlerin bitirirken söylemek istediğiniz son birkaç cümle varsa alabilirim. Veya katılımcılardan varsa herhangi bir söz söylemek isteyen hocamız katılabilir. Buyurun hocam. Fatih Hocam. Biz yeterince konuştuk. Katılımcılardan kısa ifadeler belki olabilir. Evet, katılımcılardan dileyen kısa ifadelerle... Bir şey sormak istiyorum müsaadeniz olursa. Buyurun. Savaş Hocam'a soracağım inşallah. Borukef'e ilave yapılabiliyor dediniz değil mi? Evet. Tamam. Çünkü bir dahaki onun sefere... Onun yapısındaki özellikten dolayı. Nesihte ve muhakkakta evet. Hocam. Sülüste değil mi hocam? Nesihte muhakkak kullanılır genel. Sülüste de yapılabilir ama... Yani işin tadını kaçırmadan yani böyle yakışır bir vaziyette olabilir. Çünkü bundan sonraki eserde şey düşünüyordum da Borukef'e bir ilave düşünüyordum. İşin... Yapabilirsiniz. Tamamen yasak yapılmaz diye bir kural yok. Ama hani bir halk arasında bir söz vardır. Vur değil. Hani yapılabilir diyoruz biz. Çok az, nadiren, müstesna durumlarda, çok zorlama halinde. Fakat şimdi bakıyoruz ki biz böyle vur deyince insanlar öldürüyor. Bir kompozisyonda 3, 4, 5 kafasına göre aklına geldikçe yani sıkıştığı anda kesiyor, biçiyor, hemen koyuyor. Bir tarafa atıyor, harfi ona takıyor. Bu olmaz, bu yanlış. Yani çok nadiren. Şöyle söyleyeyim, bir sanatçının hayatında bu 3-5 taneyi geçmemeli yaptığı kompozisyonların içerisinde. Her yaptığı kompozisyonda takma yapıyorsa ben o hattata hattat demem. Kusura bakmasın kimse. O evet. Hale geldik. Yapılan Allah her razı. Kompozisyonda takma yapılıyor artık. Yani sanki bu çok meşruymuş gibi. Yani bu olmaz. Hat sanatı dejener oluyor böylece yani. Evet, başka söz almak isteyen hocamız varsa buyursun lütfen ilk programımızda. Hayırlı akşamlar dileyim ben. Selamlar, Metin Kılıç. Aleyküm selam. Dönüyor mu acaba bir şey? Birazdan çıkar hocam. Sese göre çünkü şey. Tamam. Evet. Eftalip'in konuşuyorsunuz değil mi? Evet ben benim efendim. Buyurun hocam. Çok böyle herkesin istifade edeceğini düşündüğüm güzel bir program oldu maşallah. Şeylere katılımcı arkadaşlar da bayağı emeklerini ortaya koymuşlar ve hocalarımızın da bahsettiği gibi bayağı bir cesaretle şeyi açmışlar kendilerini işte eleştiriye diyelim. Hocalarımızın da gayet nazik ve yapıcı eleştirileri işte hep birlikte böyle daha iyi bir çalışma temposu kazandırmak için ve Ali Hüseyin hocamızın da dediği gibi yani bu vatan böyle şeylere ihtiyaç duyuyor biraz böyle. Hocam bu değil ki. Tekrar yakalamak üzere. Şimdi bunun geleceğiyle alakalı da konu sonunda belli bir noktaya geldi. Hani bu şeylerle Savaş Hocam'ın zaman zaman benim fark ettiğim bu şey temasları, hatalı bağlantılar, imla konusundaki dikkatsizlikler falan. Bu bendenizin de böyle zaman zaman ne diyeyim böyle muhatap olduğum durumlarda kendimin hani bir dinleyici bulup da böyle anlatma fırsatı bulduğum zamanlarda özellikle vurgulamaya çalıştığım bir şeydi. Bu yurt dışındaki seminerlerde veya bulunduğum zaman içerisindeki verdiğim derslerde ben biraz da hani o insanların İslam kültürüyle biraz bağlarını kuvvetlendirmek ve cesaretlendirmek adına onlara şey diyordum. Yani İstanbul zor bir yer. Yani orada böyle hatalı kompozisyonlar, eksikli, kusurlu böyle şeyler daha böyle er meydanı olduğu için biraz böyle şeyin cesaretini kırabilir. Yani gerçekten de dikkatli, iyi hazırlanmış çalışmalarla kamuoyunun huzuruna çıkmak lazım diye. Ama onlara diyordum ki ben siz burada hazır İngiltere'desiniz, Amerika'dasınız. Burada zaten millet böyle şeyleri aç. İşte İslam sanatı dediğiniz zaman böyle inat titriyor, bir heyecan duyuyorlar falan. Siz burada diyordum yani
biraz böyle bu kurslara biraz devam etseniz, ilginizi sürdürseniz şey olur. Yani bir dünya çapında meşhur bir Islamic art icra eden bir sanatçı durumuna gelebilirsiniz diyordum. Zaten oluyorlardı. Şimdi maalesef Türkiye dünyaya böyle örneklik edeceği halde bu şeyin içine biraz sürüklendi. Nasıl diyeyim, böyle iyi üzerinde çalışılmamış veya acele alelacele böyle ekle kenetle bir takım parçaları bir araya getir. Hemen böyle sunma moduna girdi. Bu konuya temas edilmesi güzel oldu burada. Yani hocalarımı tebrik ediyorum. Bir de o uluslararası jüriler konusunda da Fatih Hocam'ın yaşadığı şey birkaç defa benim de başıma geldi. Örnek olarak yani hatalı bir şeyin, bir harf tercihinin veya bağlantısının örneğin eskilerden veya günümüzden böyle itibarlı kişilerin çalışmalarından hemen böyle karşımıza çıkartıp bizi mahcup eder duruma düşürüyorlar. Yani bu şeyin böyle gitmemesi gerekiyor yani, buna bir şekilde burada temas edilmesi doğru ve sonrasında da bunu herhalde bu fikri olgunlaştırıp daha böyle insanların dikkat edecekleri şekilde bu işin çerçevesini belirlemek, mahiyetini işte insanlara hissettirmek adına şey yapmak gerekiyor herhalde. Ne diyeyim? Devam, yani bu programın böyle bir faydası aşikar inşallah. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam başka söz hakkı isteyen hocamız varsa buyursun. Hocam herhalde söz hakkı isteyen hocamız yok. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. İlk defa yapılan bir programdı bu. Hassanat adına çok kıymetli hocalarımız ve siz kıymetli üstadlarımız, sanatkarlarımız bir aradaydık. Güzel konulara temas edildi. İnşallah geleceği adına hassanatımızın daha güzel programlarda buluşmak üzere 15 günde bir bunu tekrar hocalarımızın önderliğinde yazılarınızı, tasarımlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam.